بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بجن براس قسقراق بولسا دا بعض مناسبات ملاحظات بارده شنو بر صحبت لشايدك ديگه معناده باغلندك نمانگندمز Namanganda o'sha zaytun bilamiz, hozir 5-10 minut vaqtimiz bor. 2-3 mulohazalar bor. Shu mulohazalarni aytish ma'nosida jonli muloqotga bog'landim. Alloh taolo suhbatimizni foydali qilsin. Birinchisi, islom ummatining ichidagi islom ummatining safini zaif qilayotgan unsurlardan biri ixtilof mavzulari. Shunday ixtilof mavzulari borki, o'sha ixtilof mavzulari sabab biz ummatning birdamligiga putur yetadi. Va bu ummat o'sha birdamligiga yetgan putur orqali dushmanga yem bo'lamiz va dushman bizni xohlagan joyimizdan kesib yeyapti. O'sha dushman bizni yeya olmasligiga sabab bizni ittifoqimiz edi aslida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Aws va Hazratni yarashtirganlarida, Ansor muhojirlarni o'zaro birodar qilib do'st qilgan paytlarida mana shu maqsad ko'zlangan edi va bu ilohiy ta'limot edi. Sahobalar o'zaro bir-birlari bilan do'st tutunishgandan keyin, hatto bular oradagi islomiy do'stlik, birodarlik eng oxiri meros mavzularida hech kim qolmasa islomiy birodari meros oladi degan darajadagi fiqh islom ummatining birdamligiga qaratilgan siyosat edi. O'sha siyosatni boy bergan kunimizdan bugunga qadar parchalanib kelamiz va o'sha siyosatni boy bergan kunimizdan bugunga qadar parchalanib kelayotgan bo'lsak-da, Alloh subhanahu va taolo dinimizni asrab kelyapti. Boshqa ta'limotlar bo'lganda edi, bor. Boshqa ta'limotlar, boshqa tuzumlar, boshqa partiyalar, boshqa nizomlar, boshqa siyosatlar o'zaro ichlarida ixtilof chiqqandan keyin uzoq yashashmaydi. Ichlaridagi ittifoq buzilgandan keyin tashqaridagi kuch bilan yanchib, yo'q qilib nomlarigacha yo'q qilishadi. Tarix bunga guvoh. Islom ummati 1400 yil buyog'ida, boring 1300 yildan beri ixtilofga tushib kelamiz. Biz dinimiz Alloh taolo himoya qilib, muhofaza qilib kelyapti. Bu inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun oyatini tajallisi. Ixtiloflar mana kecha oldingi kunlari asosan men ishda bo'lganligim uchun yo'l-yo'lakay ko'rishga ulguryapman, yo'l-yo'lakay yozishga ulguryapman ba'zi mavzularni. Abu Solih degan bir bola bor. Asl ismini bilmayman. Umar Shohir nomi bilan ham faoliyat yuritadi. Abu Shohir, Umar Shohir, Abu Solih. Shu Ibn Taymiya rahimahulloh haqlaridagi bu Abdumannon degan talabalikda biroz ko'chada o'ynab qolib, mutolaa darsiga kelmay qolgan, lug'at darsida menimcha borib kartochka chopgan bo'lsa kerakdi. Lug'atlarni ham unchalik o'zlashtirmagan bolaga qarshi post qo'yibdi. Maqsad nima? Ibn Taymiyani himoya qilish. Ibn Taymiyani himoya qilish bahonasida o'zini maqolasining ostiga nima deb yozyapti? Ibn Taymiyaga asosan shiyalar va sufiylar qarshi chiqadi deyapti. Bu gapni ma'nosini bilyapsizmi? Bu gapda ummatning ichidagi ummatga tegishli bo'lgan ummat dan sanalgan bir jamoani, ya'ni bir maslakni ihson sifati uchun, ruhiy tarbiya uchun jonini, molini, qonini, hayotini fido qilgan musulmonlar jamoasini shiyalarga tenglayapti. Abu Solih degan bola Turkiyada yuradi, Misrda o'qigan. Bu bilan xos suhbatlarda o'tirgan, buni atrofida turgan bolalar menga chiqib, uning suhbatlarini menga aytishadi. U bolaning ichida, tagida takfiriy tushunchalari borligini bilaman men. Mana bu gap takfiriy tushunchadagi odamning gapi. Musulmonlarni
sufiler İbn Taymiyye'ye karşı boladı degen algı operasyası deydi Türklerde. Bizde ne deyimiz? Zihin kontrolü. İnsanların düşüncelerini bulgaş. Sufilik kelimesini daim Şialar bilen yanmayan zikir kılınsa Sufiler degen de Şialar insanın arka angıda şekillenmedi. Ve bunlar Şialar gibi okşayan, adaşken, taife degen düşünce tokuladı. Maksat şu, Ebu Salih, Umar Şahır degen balanı maksadı şu. İnsaf, insaf kigen adam nime deyiş gerek? İbn-i Taymiyye'ye bazı adaşken, özüge sufilik nisbetini bergen adaşken adamlar karşı boladı desi gap yok. Yok, o nime deyipti? Umumi hikayet yaptı. Sufiler ve Şialar karşı boladı deyipti. Ümmetini parçalaşmaz mı bu? Bütün başlı tasavvuf namayandalarını obrusiga tajovuzmas mı bu? Yani özünü aklaştın nima deyapti? Müslümanlar bilen Yahudiler desek, Müslümanlarını Yahudilerge tenglegen bu meymiş ki deyapti. Bulardaki on şu derecede şekillengen ki, özlerinin en cirkenç düşüncelerini aklaş üçün kıyas ma'al farika müracaat kılışadı. Yani birbirine okşamagen narsalarını kıyaslaşadı. Neticede karasanız sütten çıkan koşuk dek turuşa uğradı. Biz abbağımız deyip. Bir yolda eşliyetken, bir yolda okuyatken adamlar ahmağımız. Demek ki sufilerini, tasavvuf namayandalarını umum kılıp, ammeten kılıp Şialarga tengle yaptı. Demek için o Abdümennan degeni tefrit kılıp, hemen arsasının dabdelesini çıkarıp, neme yazgenini, neme tercüme kılgenini bilmeydigen taife kılıp şekillenmeyen bala o, onu bir gapini tuturuğu yok, mektep görmeyen, okuyan kitabıdan bir mana çıkaramaydigen balalıgını hemme bilip görüp durdu. Onu bahane kılıp şu gapini yapırgen edim ben. Aytgan edim Abdümennan'a, oy sen kılıyetken iş bilen havariciler özlerini yürgen tekfiri fikirlerini aklaydı degen edim. Min afsuslar bulsun ki mini gaplarım doğru çıkıyordu. Ha, gapingiz doğru çıkken edin hem afsuslarınken siz bazıda. Tasavvuf namayandalarını koralap, bu zikir halkalarını koralagen bu şarlatan var. O tabi miydi onu? Abdurrahim Şaşi degeni. Bismillah. Şu zikir halkasını post kılıp hemme yokta tarikatken de etken edim. Oy, notorukla yapsalar. Bana şu narsalar sebep burada cüce köp Müslümanlarının zararı geçliydi. Çünkü bunun misalları var. Huddu şu işlerini kılgen adamların işleri var. Siyasatlar şu işlerini kılışken. Bu Abdurrahim Şaşi degeni troll profil. Bilmeysiz içinde din düşmanı oturuptu mu o? O gırt, dahri mi o? Bilmeysiz. Başarı yok, yüz yok. Kimliğini bilmeysiz. İslam namıdan yapırıp, bazı Müslümanlar ki özünü muhalif kılıp kursatsa, onu hem de zalimler ki muhalif kılıp kursatsa, onu hakparvar deyip düşünüp, yapını alışka ürünü yaptı. Düşmanlar bunlar, Müslümanların içinden çiritişki ürünü yetken adamlar. Bana şu mülahazalarını kılıç için vaktten faydalanay dedim. Nobel doğrusu da sohbet kıldım Nobel tarihi doğrusu da. Bu adattan taşkara bir sohbetidir. O şu sohbette Avrupa paras, neo-cadidçi bugün, özüce reformaçilik davası da bugün adamlar biz Özbek milletini, ondan taşkara Müslüman milletini arkada kagerlikte ayblab argument keltirişedi. Argumentlerden biri Müslümanlar içinde Nobel agerler kem deydi. Uşenge karşı yapırken dedim. Uşenge karşı dedim ben. Ettim ki öy Nobel'in ahirge yıllardaki kliyetken işi hayillerge biri yaptı. Özünü yurtunu satsa, dinini satsa, akidesini, düşüncelerini, milletini, halkını satsa onlarge Nobel beladı. Demek ki Nobel'in merkezleri insan hukuklarını himoya qilamiz davosi ostida halklar içi de, Müslüman halklar içi de hayillerini ajratib olish, hayillerini hizmet kıldırış için işle yaptı dedim. Şu Abdurrahim Şaşi nomidagi, profildagi kopal kılıp etken de nomart, yüzsüz adam beni gapimni kesip
bu birodarimiz Nuri Imon birodarimizni Nobel haqidagi gapiga yonma-yon qo'yib, meni o'sha odamga qarshi gapirgan qilib tarqatdi tashqariga. Shar'an joizmi shu? Shariatga ko'ra joizmi? Yo'q. Masalan, men haqqimni halol qilmayman. Haqqimni halol qilmayman. Qanday javob beradi? Qiyomat maydoni bo'ldi deylik. Sen nima uchun bu odamning boshqa ma'noda boshqa odamga aytgan gapini kesib, nima uchun boshqa odamga aytgan qilib ko'rsatding degan savolga qanday javob beradi? Javob bera olmaydi. Maqsad nima? Maqsad musulmonlarning orasiga ixtilof tashish. Musulmonlarni bir-birlariga adovatli dushman qilib qo'yish. Yuz yo'q, bashara yo'q, kimligi ma'lum emas. Qaysidir kolonnaning odami bo'lishi mumkin bu. İşleyetken adamlar, oturup alıp işleyetken adamlar buluşu mümkün. Müslümanlarını provokasiya kılıp, Müslümanlarını türlü yıkıl, oyunlar üçün keltirişke hareket kılıyetken buluşu mümkün. Bizni Özbekistan'daki Müslümanlarına buluyetken yakşiliklerini aldığını alış gerek degen provokasiya üçün işletiyetken buluşu mümkün. Bunlarga itibar verişimiz gerek. Bu Abu Salih degen, hem şu, Abu Salih, Umar Şahir namı bilen yürgen. Avvallari bir qancha mening sahifalarimda suhbatlarga aralashib turardi. Bilib qoldi keyinchalik. Uni kimligini bilib qolganimizni bilib qoldi. Shu bilan o'zini orqa tortib orqaga tashagan. Hozir men bilan gaplashmaydi, ya'ni kelib sahifamga kirishga qo'pol qilib aytganda duxi yetmaydi. Xullas mulohaza shu. Ey musulmon birodarlarim. Din islom shariatiga mansubmizmi? Ichimizdagi ixtiloflarga barham berishimiz kerak. Ichimizdagi ixtiloflarga barham berish aniq shaxslarga ergashish orqali bo'ladi. Musulmonlarning orasidagi ixtiloflarga burun tiqayotgan odamlar mutaxassisligi bo'lmasa, ularning gapini eshitmaslik bilan bo'ladi. Hozir istavo, asmoil husno, asmo va sifat, kalom haqida u bahslatib yotishibdi bular. Bitta alohida joy qilib olishgan. Abu Solih bitta fitnali gapni qo'yadi, Abdumannon keladi. U ham nima deganini bilmaydi o'zi. Avvalan bir qiziq hikoya bor edi, aytib beruvdim. Bir odam odamlarni to'plab olib, hikoya aytib berayotgan ekan, hikoya. Davud alayhissalotu vassalom hikoyani qarang. Davud alayhissalom qiz ko'ribdilar. Keyin qizlarini qurbonlikka so'ymoqchi bo'ptilar. Endi so'ymoqchi bo'lsalar, osmondan bir echki kelibdi. Keyin o'sha qizlarini o'rniga o'sha echkini so'yibdilar. Deb ma'ruza qilibdi. Qilgan ekan, o'ta ahli ilm turgan ekan o'tda. Unga qarashib, bu odam to'g'ri gapiryaptimi? Buni ma'ruzasini to'g'rilab qo'ying, desa voy qanaqa to'g'rilayman buni? Birorta to'g'ri gapi yo'q-ku. Davud emas u, Ibrohim. O'g'il emas, qiz emas u, o'g'il. Ismoil. So'yilgan narsa echki emas u, qo'chqor u. Hamma mavzu xato, hamma mavzu. Qayerini to'g'rilayman men? Degani singari Abdumannonning yozgan gapini qayerini to'g'rilashni bilmaysiz. Faqat ixtilof, faqat o'zi bilmagan mavzuga aralashish. Hozir qancha bo'ldi? 20 kun bo'ldimi? Chaqiramiz, kelmaydi. Kemiydi. Nima uchun? Yuzma-yuz bahsda o'sha ma'lumotlar bazasi yo'qligini biladi. O'tirib bu mavzuga kuchi yetmasligini biladi bular. Shuning uchun kelmaydi. Endi bizning mulohazamiz nima? Biz qo'rqayotgan mulohaza nima? Ummatning parchalanishiga sabab bo'ladigan mavzularni ommalashtirishyapti. O'sha Abu Solih Ibn Taymiyaga deyapti. Ibn Taymiyani yomonlagan-ku bu. Abdumannon. Endi bunga raddiya yozar ekan, o'zini zaharini ichidagi eng fasodini tarqatyapti. Nima deyapti? Ibn Taymiyaga asosan sufiylar bilan shi'alar qarshi bo'ladi deyapti. Kim nima tushunadi? Masalan, shuni oqlayapti endi. Takfir qilmayapman-ku deyapti. Bu takfir usuli bu. Takfir bor, tabdi' bor, tafsiq bor, fosiqqa chiqarish, bid'atchiga chiqarish. Takfir kofirga chiqarish mavzulari hammasining usuli bir. Mana shunaqa usul bilan qilinadi. Men tabdi'ni takfir usuli desam, takfirni tabdi' usuli desam, men usulni aytayapman. Bu usul buni qo'liga olgan odam xohlagan paytda fosiqqa chiqarib,
xohlagan paytda kofirga chiqara oladi. Kechirim so'rasin dedik, aytdik, yozdik. Oy, kechirim so'ra, noto'g'ri gapirding. Yo'q deydi, arabchasiga menga yozibdi shunaqa deb. Musulmonlar va nasroniylar desam, ikkalasini ham bir-biriga teng qilgan bo'lmayman-ku deyapti. Mavzuni qarang. Undan tashqari Ibn Taymiyya rahimahulloh jang qilgan, urushgan, jihad qilgan, ularga qarshi bu katta jangni boshlaganda shi'alarni kofir toifasiga boshlagan bu ishni. Rofizalarga boshlagan. Shi'alarning hammasi kofir emas. Bu gapni biz eskidan shu ulamolarning gaplari bilan aytyapmiz. Lekin o'sha Ibn Taymiyyaga qarshi shi'alarni nimaga sufiylarga tenglayapti? Maqsad o'zining ichki fasodini, o'sha xavorijiylik, takfiriylik tushunchasini mana shu joyda qondirib olish uchun qilyapti. Ko'zingizni oching, Abu Solih degani, Abdurrohim Shoshi degani, Abdumannon O'zgen degani, bular hammasi bir go'r odamlar. Islom ummatining joniga tekkan toifalar shular. Islom ummatini 1300 yildan beri ichidan yemirish uchun xizmat qilayotgan odamlar. Qancha mavzu turibdi islom ummatiga kerak? Qancha mavzu turibdi? La ilaha illalloh kalimasini biladigan odam soni biladigan odam soni 50%ga bormaydi. Hamma musulmonman deydi, kalimani aytishga hali uni ma'nosini biladiganini qo'ying endi. Namoz o'qiydigan odamni qo'ying endi. Qancha ibodat qilish kerak bo'lgan odamlar uni xizmatini qilishimiz kerak. Mana shu mulohazalar biroz o'ylantirdi meni. Shu mavzularni aytib qo'yay dedik. Ahmad Muhammad Ahmadmidi? Ahmad Muhammad degan bir birodarimiz. Shu u ham asosan shu mavzulardan o'ralashib qoldi. Ar-Radda ala man qol bi fana al-jannati wan nar degan kitobni olib tarjima qilganga o'xshab qildi, lekin ummatni parchalash uchun qilyapgan xizmat. Savol: Ibn Taymiyani qoraladingiz. Xo'p, aybdor qildingiz. Hech kim uni aybsiz demayapti o'zi aslida. Xatodan xoli emas, lekin menikidan kam uni xatosi, chunki xizmati menikidan ko'p. Xo'p, xatodor qildingiz, nima bo'ladi? Eshit jamoalarinimish oldini shunaqa olinarmish. Eshit Ibn Taymiyani ham olmaydi. Ibn Taymiyya xavorijiylik haqida aytganda, xavorijiylik sayfda jamlanadi degan, qilichda jamlanadi degan. Qilich ko'tarishlik, o'zini musulmon deb turgan davlatlarga urush e'lon qilishlik xavorijiylik. Xavorijiylik bu. Ular Qur'onni ham, hadisni ham kerak bo'lsa olmaydi, o'zini fikriga buradigan odamlar. Ibn Taymiyyaga hujum qilib, ularni to'xtataman deb bekorlarni aytibsiz, o'sha aynisi Abdumannonga aytyapman men. Senlar shu gap shu gapni yozib turib, ularni qilayotgan maslagini oqlab qo'ydilaring. Men bilaman ularni qayerda, qaysi gapda Alloh subhanahu va taologa yat kalimasini haqiqiy ma'noda sifat deb yotibdi bular. Ya'ni kalom ilmi bor. Kalom ilmi juda katta ilm bu. Masalan, men shu ilmni o'qiganman, afsus qilganman, lekin juda ko'p vaqtim ketgan. Kalom ilmi menda bir kalomchi bilan o'tirib bahslashsam 3 kun, 5 kungacha tugamaydigan bahsga yarayman men. Lekin ummatga kerak emas bu. Nima qilasiz istavoni hammani oldiga olib chiqib? Nimaga yadullohi favqa aydihim hammani oldida tafsir qilishingiz kerak? Allohning sifati o'tib ketavermaysizmi? Haqiqiy sifatmi, majoziy sifatmi? Haqiqiy sifat deganlarga Allohning vajhidan boshqa hammasi halikun illa vajha bo'lsa hammasi yo'q bo'lib ketadimi? Bu ixtilof, bu mayda gaplar odamlarning aqllari ko'tarmaydigan gap. Aql ko'tarmaydigan gap bor joyda fitna bo'ladi. U fitnalardan biz to'xtatishimiz kerak, to'xtashimiz kerak. Shariat avlaviyatni talab qiladi. Nima avlo bizga hozir? Hozir nima kerak? Nima kerak hozir bizga? Ummatni islom tushunchalaridagi ilk tushunchalarni o'rnatishimiz kerak bilganlarimiz. Shunga biz maqsadni qaratishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo ajratgan vaqtingizlarga ajr mukofot bersin. Biz endi shomga bir joyga borishimiz kerak ekan.
Allah nasib qilsa yana orada suhbatlashamiz. Kecha o'zi asrdan keyin suhbatlashamiz degan oldingi kuni maqsad bor edi, internet yo'qolib qoldi. Hozir Namangan shahariga keldim. Bu joyda endi inshaalloh Alloh nasib qilsa mana suhbatlashdik. Bahs qilishlik, bunaqangi nozik mavzularda omma oldida bahslashlikka lozim bo'lmagan mavzularda yuzma-yuz kelib bahslashsin. O'zaro o'tirishib kichkina uski kuruk deymiz-da, tor doirada o'tirib gaplashib, bahs qilib, kim qaysi mavzuda yechimini yechib olsin. Lekin omma oldiga olib chiqib, oddiy odamlarni boshini aylantirishlikka hojat yo'q. Alloh taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Bu suhbatdan maqsad ittifoq edi. Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu dedi Alloh taolo. Allohning arqonini mahkam ushlanglar, tafriqaga tushmanglar dedi. Bu shiyalar bilan sufiylar bir go'r deydigan bunaqangi safsat ovozlarga aldanmaylik. Ularni tarafkashlarini o'sha kirib yozsam 10ga yaqin odam menga hujum qilyapti. Ya'ni provokatsiya qilib hujum qilishyapti, haqorat qilishyapti, paranoyik deyapti, xohlagancha so'kyapti meni. Lekin hammasi beyuz odamlar, yuz yo'q. Troll odamlar. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, men sotsiologiya fanidan ham jiddiy odamlardan dars olganman. Sotsiologiyada, mana shunga o'xshagan sotsial setlardagi ijtimoiy mavzularda dushmanlar post ochib olishadi. Account ochib olishadi, musulmonlarni urushtirib o'tirishadi. O'shalarning 50% shunaqa dushmanlar bo'lishi mumkin. Ko'zingizni oching. Yuzsizligini oqlashga urinayotganlar asosan dushmanlar. Nimaga meni yuzim yo'qligini gapiryapsiz? Bittasi aytyapti. Fitrat, fitrat degani. Men jihod qilyapman deydi. Voy, biz bilan jihod qilyaptimi? Bizni o'ldirsa shahid bo'ladimi? Yana Facebookda jihod qilyapti. Qiziqmi? Yuzini shunga bekitib olganimish. Qiziqmi? Qiziq. Ular saftatavoz odamlar. Shuning uchun troll akkauntlarni jiddiy mavzularga aralashayotganini bilsangiz, yo jinoyatchilar, xavorijchilar, yoki sotqin xoin odamlar. O'shaning uchun ularning gaplarini e'tiborga olmasligimiz kerak. Alloh taologa omonat. Yaxshilikda ko'rishaylik. Inshaalloh, yana tez kunlarda ko'rishguncha duoga muhtojmiz. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruk wa natubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.